Şimdi Halkların Demokratik Partisi grubu adına Şırnak Milletvekili Sayın Aycan İrmez konuşacak. Buyurun Sayın İrmez. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, grubum adına 5. madde üzerine söz almış bulunmaktayım. Sözlerime başlamadan önce cezaevinde şu an rehin tutulan başta eş genel başkanlarımız ve milletvekillerimiz başta olmak üzere tüm siyasi tutsakları buradan selamlıyorum. Meclis geçen sene olduğu gibi bu sene de bütçe görüşmelerine ne yazık ki üyelerinin tutuklu olması utancıyla başlamıştır. Buna sebebiyet veren siyasi iradenin demokrasi düşmanlığı yaptığını bir kere daha söylemekte aslında yarar var. Değerli milletvekilleri, Türkiye'de OHAL, Kürdistan coğrafyasında sıkı yönetimin hakim olduğu bir sürecin içinden geçiyoruz. Meclis iradesinin neredeyse bypass edildiği bu süreçte ülke KHK'lar rejimiyle tek bir adamın dudaklarından dökülen fermanlarla yönetiliyor. Binlerce emekçinin işinden olmasına, yüzlerce kurum, dernek ve medya organının kapatılmasına ve iktidara muhalif olan her kesimden insanın bir şekilde cezalandırılmasına neden olan bu kötülükler rejimi gündelik hayatlarımıza kadar sirayet etmiş durumda. Peki bu hale nasıl geldik? Bugün ülkemizin diplomatik, ekonomik, siyasi alanlarda bütünen içine düştüğü kaotik durumun başlangıç noktası kamuoyunda çözüm süreci olarak bilinen sürecin hükümet tarafından sonlandırılması olarak işaretlenebilir. Hazırlanan çökertme planıyla değme darbe planına rahmet okutacak hesaplarla tam bir uygunluk içerisinde birlikte yaşama umudumuz darbelenmiş, demokrasi darbelenmiş, ekonomimiz darbelenmiş, dışarıdaki itibarımız darbelenmiş ve neticede meclis iradesi darbelenmiştir. Darbeler darbelerin, şiddet bir önceki şiddetin yakıtı halini almıştır. Nitekim tankların kent içine girmesiyle büyük bir vahşetin yaşandığı abluka süreci 15 Temmuz askeri darbe girişiminin yaşanmasına neden olmuştur. Demokratik siyaset zemininin daratıldığı bu ülkede askeri darbeye zemin hazırlanmış oldu. Ancak hükümet bu darbe girişimi sonrası yeniden demokratik siyasete dönebilecekken ülkeyi şiddetin artık kurumsal bir hal aldığı OHAL rejimine dönüştürmüştür. Kurumsallaştırılmış şiddetin de faşizm demek olduğunu siyaset bilimi literatüründen azıcık da olsa haberdar olanlar zaten bilirler. Değerli milletvekilleri, bundan 2 yıl önce Kürt kentlerinin yakılıp yıkılmasını hedef alan sokağa çıkma yasaklarında eşi benzeri görülmemiş zulümler yaşandı. 11 çocuk annesi Taybet Ana'nın cenazesi tam bir hafta boyunca sokak ortasında bekletildi. Cenazeyi almak isteyenlere keskin nişancılar tarafından ateş edildi. Cizre Halk Meclisi Eş Başkanı Mehmet Tunç ve Asya Yüksel ile beraber 150'nin üzerinde insan Cizre bodrumlarında yakıldı. Henüz 12 yaşında olan Cemile Çağırgan'ın cenazesi gömülemediği için günlerce buzlukta saklandı. Seve de bölgede kadın çalışması ve siyaseti yürüten 3 sivil kadın siyasetçi Seve Demir, Pakize Nayır ve Fatma Uyar acımasızca katledildi. İnsanların elektriksiz ve susuz bir şekilde günlerce evden çıkmadığı bir süreçte birlikte yaşama arzusuna bu hükümet tarafından ağır bir darbe vurulmuş oldu. Abluka sürecinin üzerinden 2 yıl geçti. Kürt coğrafyası sıkı yönetim koşullarında yönetiliyor. Kendi iktidarına halka yaydığı korku üzerinden yürütmeye çalışan bir iktidar var karşımızda. Devlet sadece ve sadece askeri yüzünü göstererek kendisini var edebiliyor. Sokaklarda sürekli devriye gezen zırhlı araçlar insanları taciz etmekle kalmıyor, her gün neredeyse bir Kürt'ün canına kastediyor. Pazardan eve dönen yaşlı bir kadın, evinde uyuyan küçük çocuklar bu ölüm saçan makinelerin hedefi haline gelmiş durumda. Daha birkaç gün önce İdil'de evinin önünde oynayan 4 yaşındaki Onur, polislerin kullandığı aracın kurbanı oldu. Şu an hastanede ve yoğun bakımda. Havuz medyasında haberi bile olmadı Onur'un. Neden bu kadar rahatlar? Kent merkezinde zırhlı aracın işi nedir değerli arkadaşlar? Ya da neden zırhlı araçlar sadece Kürt çocuklarını öldürüyor. Bunun araştırılması için defalarca önerge verdik, reddettiniz. Cezasızlık almış, başına gidiyor. Eğer komisyon kurulmasına yok diyorsanız bu çocukların kanı bu hükümetin elindedir. Neyi amaçlıyorsunuz? Denemeye çalıştığınız şey nedir? Çözümsüzlükte neden ısrar ediyorsunuz? Küçük çocukların bile hedef olduğu şiddet hususunda sergilediğiniz bu ibret verici tutumun, toplumun içine yaydığınız kaygı, korku ve güvensizliğin eninde sonunda bizleri felakete sürüklediğini bu kürsüde arkadaşlarım defalarca dile getirdiler. Bugün yine dile getirme ihtiyacı duyuyorum. Yaydığınız korku ve güvensizlik ters tepecektir. Nereden mi biliyoruz? 90'larda bu yönetimi denemiş iktidarların ne hale geldiğini yakın tarih bize gösterdi. Bugünkü çırakların ustaları tarihin çöplüğünde şu an. Değerli milletvekilleri, milletvekili olduğum Şırnak'ta yaşanan acılar tüm Türkiye gördü ve yaşadı. Tüm bu şiddet politikasının psikolojik, siyasal, ekonomik boyutlarıyla bir toplumsal kırımı hedeflediği açıktır. Şırnak'ın %85'ini yok ettiniz. Bir kenti kent olmaktan çıkardınız. Yoksul Şırnak halkını daha da yoksullaştırdınız. Cazibe merkezleri kuracağız dediğiniz Şırnak'ta insan bırakmadınız. Elimize ne geçti? Birlikte yaşam arzusuna en büyük darbeyi vurdunuz. Kentlerin içinde çatışmalar sonlanmasına rağmen yasaklar aylarca devam etti. Hiçbir hasar görmemiş evler yıkıldı, yok edildi. Şimdi ne oluyor peki? Bütün kent merkezlerindeki araziler rant alanları olarak hükümete yakın çevrelere ihale edilmekte, peşkeş çekilmektedir. Tokiyeli ile davetiye usulü verilen ihaleler Silopi'de, Cizre'de, Şırnak'ta halkın üzerinde bir ekonomik şiddet aygıtı olarak kullanılmaktadır. Bu politikadan vazgeçmediğiniz sürece Kürt halkını hiçbir zaman kazanamazsınız. Değerli arkadaşlar, şimdi önümüzde içinde her şeyin olduğu ama kadının, yoksul emekçinin, çiftçinin olmadığı bir bütçe duruyor. Bütçe yapan iktidar bu bütçenin halkın bütçesi olduğu konusunda kendisini ikna ettiği gibi bizleri de ikna edeceğini sandı. Savunma harcamalarının tavan yaptığı bir bütçe halkın bütçesi olamaz. Bütçe görüşmeleri öncesi adil ve tüm toplumsal kesimleri memnun edecek bir bütçe hazırlanması gerektiği konusunda sizleri uyarmıştık. Ama siz gene ortaya yandaşların ve yaratmak istediğiniz karanlığın bütçesini çıkarttınız. Bu bütçe bizim, yani halkların bütçesi değilse kimin bütçesi peki? Hadi gelin hep birlikte bakalım bu bütçe kimin bütçesi? Bu bütçe üreten emeğiyle geçinen halkın değil, iktidarda kalabilmek uğruna barış ve demokrasiyi ayaklar altına alan karanlık ve kirli savaşınızın bütçesi. Bu bütçe kadının değil, kadını fıtrat saçmalıklarınızla sürüklemek istediğiniz karanlık zihniyetiniz, yani erkek egemen aklınızın bütçesi. Bu bütçe halkların eşitliği ve kardeşliğinin değil, Hakkari ve Şırnak'ın dağlarında hedef gözetmeksizin ölüm kusan, sivil yurttaşları katleden ve aynı zamanda eş, dost, akrabayı zengin eden SİHA ve İHA'larınızın bütçesi. Bu bütçe Beytüşebap'ta hayvancılık yapan köylünün değil, meralarda karakol ve kalekol inşa edip kendisini evine hapseden müteahhitçiklerinizin bütçesi. Bu bütçe özgür basının değil, yandaş ve bir o kadar da çukur olan medyanızın bütçesi. Bu bütçe ilerici ve demokrat eğitimcilerin ve onların yetiştirdiği aydın geleceğin bütçesi değil, size biat edilmeyi kendine görev edilmiş, kraldan çok kralcı davranan sendika görünümlü bindirilmiş kıtalarınız ve onların karanlık zihniyetin bütçesi. Bu bütçe Hipokrat yeminine sonuna kadar bağlı sağlık emekçilerinin değil, sağlığa dükkan, hasta ve sağlık emekçisinin de sövüşlenmesi gereken unsurlar olarak gören sizin eseriniz olan kurum kılığındaki kurtlarınızın bütçesi. Bu bütçe çocukların bütçesi, yani Cemile, Miray, Berkin'in değil, çocukların ve analarının canına kıyan savaş aletlerinizin bütçesi. Bu bütçe bir hafta boyunca cenazesi yerde bekletilen Taybet Ana'nın ve onun çocuklarının bütçesi değil, onu orada bir hafta tutan kin, nefret ve savaşınızın bütçesi. Bu bütçe Şırnak'ta her iş makinesi çalıştığında, o tuhaf konutlarınız için temel açmaya başladığında acaba benim çocuğumun cenazesi burada çıkar mı düşüncesiyle o temellerin üzerinde gezen annenin bütçesi değil, o kutu kutu evlerle varlığına varlık kattığınız yandaş ve candaşlarınızın bütçesi. Öncesi bu bütçe halkın bütçesi değil, saray ve yandaşlarımızın bütçesi. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.